Evet, herkese yeni bir üretim anı videosundan merhaba arkadaşlar. Evet, bugün şu anda Çorum'dayız. Ankara'ya doğru böyle bir vlog çekiyoruz. Bazı işlerimiz var, toplantılarımız var. Okan kardeşimiz de yanımızda. Okan, bir önceki videoda demişler ki işte vere vere bunu mu hediye ettiniz? Şöyle mi yaptınız, böyle mi yaptınız? Bize çok yüklenmişler kardeşim. Bu konuyla ilgili ne söylemek istersin? Gönderinin altı, o videonun altına yorum yapacaktım da gerek duymadım. Zaten Hasan Hoca ile Utku abi gereğinden fazla şeyi yaptı. Evet. Şu anda da evet. Yapmaya da devam ediyorlar. Evet. Biz elimizden geleni yapıyoruz. O gün onu üretmeyeceğimiz için, bizim kümesimizde yer olmadığı için biz zaten onu hediye etmiştik. Okan kardeşimizin de zoruna gitmiş ama yazmamış oraya. Yani o yüzden hani dalaşmaya yer aramayın ama şöyle söyleyeyim, hani biz elimizden geleni yapıyoruz inşallah. Hem Altan kardeşimiz hem Okan kardeşimiz bizler için çok değerli iki insandır. O yüzden elimizden gelenin en iyisini onlar için her zaman yapmaya devam edeceğiz. Şimdi vloga ileride devam ederiz. Belki değişik güzel bir şeyler çıkar. Şu yakışıklı abi bakar mısın ya? Şuna bir bak ya. Bu arada kanalımıza abone olup kanatlı hayvanlarınızın tüm alışveriş için de hepinizi karadenizpet.com'a bekleriz. Evet, şu an dönüş yolundayız. Okan'a kuş almaya gittik. Aynı zamanda iş görüşmelerimiz vardı, onları almaya gittik. Fakat duramadık, biz de bir şeyler aldık. Ama onu bu videoda değil, bir sonraki videoda göstereceğiz. Hatta sonraki videolarda bir tane bir kuş aldım. Hepiniz benle beraber duygulanacaksınız yani. Aynı öyle bir kuş aldık. Bir tane de yo anasının diyeceğiniz bir kuş aldık. Tabii ki ben gaza getirdim, yok sanmıyorum. Evet, çok şey yaptık. Üzüldük. Ben üzüldüm ama geçti, hemen geçti. Sonra meşhur kavurmacıya gittik. Kavurmalarımızı yedik. Şimdi de dönüyoruz. Okan kardeşim bir 20 tane yakın aldı. Yani Rainbow aldı bir sürü. Onların da büyük ihtimal bu videonun devamında zaten siz izlemiş olacaksınız. O videoyla bu video bir olmuş olur. Eşe atarken işte Okan'ın kümesindeyken falan onu atarız. Şimdi öyle yoldayız. Eğlene eğlene gidiyoruz. Okan Bey, duygularını aktarmak ister misin? Herhangi bir duygum kalmadı. Çok yorgunum çünkü. Az bağır, adam nasıl duysun oradan? Yaka mikrofonu mu? Biz zengin YouTuber biz. Bizim paramız yok. Az bağır. Ben mutluyum. Gayet. Mutluymuş, öyle diyor. Ben tercüme edeyim. Duba yok. Çek çek. Duba yok. Para yok. Para yok. Maaş gitti. Evet, artık para yok. Vallahi bizde de para yok. Mahvoldum. Soda ya. Soda içiyoruz. Yapacak bir şey yok. İnşallah Galatasaray bu arada en son 0-0'dı. Atamamıştır. Bu arada boykotumuz devam ediyor. Gördüğünüz gibi Beypazarı sodası içiyoruz. Kahrolsun İsrail diyoruz buradan bir kez daha. Biraz önce öyle bir şey demiyordun. Ya kral, ayran içtim. Sade soda içtim. Ben kola içtim mi lan bugün? Yok abi. İçmem asla. Bitti benim için. Daha artık le kola. Bir kola. Evet. Okan da inşallah Rainbow'lar üretip evet, Okan da zamanla paylaşır. Bizim buradan böyle yerliden başladığımız yolculuğa Okan Rainbow'lardan başladı. Şu anda piyasası, adama sorduk. 400-500 falan dedi ama bilmiyorum, ben o aralarda gideceğini zannetmiyorum. 300-350 bandındadır diye. Yo, ben internette görüyor mu? Bazen geçen de ben de sordum bir çift Okan için. Çifte 1250-1300. Belki takım halinde belki eder de. Bence tane de 500. Sanki yağlı biraz da etmeyebilir, evet. Evet ya, sanki ama, evet. Ya bence yine eder ya. Yani bir çuval yem kaç lira olur? Bir paket sigara 60 lira olur. Ama öyle baktığında yerli artmalı mesela o kadar ya. Yani yine aynı. Bence yerlinin çok bir albenisi. Rainbow. Şey, Rainbow yine bir tık iyi. Ha, bir tık iyi de. Bu arada ben araba sürüyorum arkadaşlar. Rainbow'un da üremesi kolay. Onun da kolay. O yüzden yani elinize 3-4 çift dolayıp eğer ki gerçekten iyi bütçeler ediyorsa bence yapabilirsiniz yani. Normal yerli yapmaktan iyidir yani. Bir de bence daha renkli, güzel zaten. Evet. Kesinlikle Altan'a da aldık, Okan'a da aldık. Rainbow çift. Okan
Okan'dan da ümitliyim, Altan'dan da ümitliyim ya onlar. Evet, bunlar geleceğin üreticileri. Yürü be. Arkadaşlar. Yapar mısın Okan? Yaparım abi, neden yapmayayım? O zaman... Zaman neyi gösterir bilemeyiz. O zaman ilk çıkarttığın Rainbow yavruyu çekiliş yapalım. Tamam. Tamam mı? Tamam abi. Instagram'da ve YouTube'da. Evet. Takipçilerimize bir adet Rainbow yavru hediye et. Olur. Tamam mı? Biz de son yavrumuzu hediye ederiz. Tamam. Sezon sonunda bir tane de Show Jumbo verelim. Ben çekiliş yapmayı sevmiyorum. Bunun nedeni de şu. Çok boş. Çekiliş yapmamayı sevmememin nedeni gerçekten çok boş, lüzumsuz insan kanala doluyor. Ben sevmiyorum. Az olsun öz olsun. Yani çok fazla bir kişinin izlemesine gerek yok. O yüzden bu şekilde devam. Bir de çekiliş bitiyor, çıkıyor, gidiyor yani. Öyle düşün. Bizim öyle insanlara ihtiyacımız yok. Bundan sonra artık Okan'ın orada büyük ihtimal videoyu açmış oluruz. Girerken veya üretimhanede. Orada görüşürüz. Kanalımıza abone olup Instagram hesabımızı da takip etmeyi unutmayın. Instagram hesabımız Karadeniz Pet. Sizleri seviyoruz. Bay bay. Evet. Okan Baba'nın kümesine geldik şimdi. Okan Baba'yla bugün işlerimiz vardı. Sonra dedik ki şu videoyu artık bir tamamlayalım Okan dedim. Yani artık bir zahmet tamamlayalım dedim. Okan'ın şimdi aldığı Rainbow kuşları, bir de bir tane de mantolu var. Öyle bir güzel bir rengi var ki ben zaten mantolları, Japon esleri falan çok severim. Topladık güzel violetleri, işte ondan sonra leylakları, Rainbow tarzı kuşlarımızı aldık geldik. Hem ondan sonra bir geniş çaplı hangisinde yavru var, ne var ne yok birazcık Okan bize anlatır. Okan'ın üretimhanesinin de ikinci videosu böyle gelmiş olur. Ondan sonra tekrar isterseniz aşağıya Okan Baba'nın kümesi üretimhanesi gelsin yazarsanız ben gelip çekerim. Bura bizim sayılır. Değil mi Okan Baba? Her doğru zaman mu? Abi sayılır değil. Adam ya. Adam. Adamın dibi. Öylesin. Bilmezler nasıl sevdik aşkım. Bilmezler nasıl yandım. Sağ ol abi, sen de öylesin. Altan ve sen benim için gerçekten çok değerli insanlarsınız. Hasan Hoca da bu cemiyetin lideri. Yani Hasan Hoca da cemiyetin lideri. Evet, şimdi kuşlara geçelim. Sizler de güzel bir like ve yorum atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Evet, gördüğünüz gibi şu anda bunlar dişiler arkadaşlar. Dişilerimiz böyle renkli, hareketli, gayet sağlıklı. Buradan bunları... Evet, Ankara'dan Ertuğrul abiden aldık. O da Okan'a yardımcı oldu, sağ olsun. En sonunda tam çıkıyorum. Şuna gözüm takıldı benim. Şu... Atla lan şuraya bakayım. Bako, gel buraya. Dedim ki abi dedim, bunu da ver dedim. Bizim dedim, Okan dedim, bunu üretir, eder. Bir şeyler yapar. Ondan sonra adam da sağ olsun kırmadı bizleri, verdi. Birazdan yani bu tarz böyle Rainbow'lar, Japonesler nedense normal kuşlara göre biraz daha hareketli, korkak oluyorlar. Bunun nedeni ne bilmiyorum ama daha çok ısırıyorlar. Yani normal bizim işte beslediğimiz Show Jumbo'lara göre falan. Dişileri ısırıyor ediyor Show Jumbo'ların ama yani bunlar da çok ayrı bir, gerçekten bir ısırma kabiliyetleri var yani. Artık ben soruyu bilmiyorum değil mi? Evet, özellikle dişiler. Bak şu işte, şu kuş. Ya şu renge bir bak. Şu renge bir bak. Maşallah demeyi unutmayalım. Bak şunu da herhalde olmayan renk yok. Bunun mutasyonunun adını bilmiyorum bu arada. Siz biliyorsanız yazın bu rengi. Yani rainbow belli. Ama yani violet mesela, hani şu soldaki mesela şuna violet deriz. Ama buna ne deriz, ne diyorlar bilmiyorum. Siz biliyorsanız aşağıya yazın. Ben de yeni bir şey öğrenmiş olayım. Yani bayağı da güzel. Yani şunun var ya, şöyle bir show erkek olduğunu düşündü oraya. Uf diyorum sana, anladın mı? Bak o zaman işte şu para şeyimi aşarım. Yani hani fazla para vermiyorum, mantalitemi aşarım. Abi öyle veririm. Düşünüyorum aslında. Gerçekten veririm. Evet. Gerçekten veririm. Ama bundan basit bir show üretmek imkansız gibi bir şey. Genetiği... Yok. Genetiği müsaade etmez. Bir de renk oldukça basit bir şey. Öyle bir problemimiz var. Yani renk oldukça basit.
Yani buna şimdi ana renk atacaksın, edeceksin, oradan gelecek, buradan gelecek falan filan derken tabii de ısı sürmek. Çok mutlu. Aşırı ısı bir de yüzdelik ihtimal yani. Yani çok yüzdelik ihtimal yani. Ama kuşlar bayağı güzel. Yani ben bayağı bir hoşuma gitti yani. Bence gayet iyiler. Hem de sağlık açısından da iyiler. Bunlar oğlan çocukları aldığımız kuşlar. Bir de şey dişiler, bir de bu oğlan çocuklarına gidiyoruz diye beynimde planladım ya. Oradan kafamda şey kaldı. Diğer kuşları da geleceğiz. Okan birazdan anlatır. Burada da erkekler var. Basışıyor Okan, dur ben şuradan basayım. Şuradan göstereyim. Ne haber lan? Evet bak, o kuşun da daha deminki kuşun da erkeği. Adam dedi ki biz üretemedik dedi. Okan baba dedi şey yapsın dedi, o üretsin dedi. Bundan daha iyi. Evet, böyle daha iyi. Oradan böyle yapıyor. Bunlar da erkekleri. Yani Rainbow gerçekten hani herkese hitap edebilecek bir kuş. Yani herkesin göz rengine. He? Tabii canım, parasal açıdan da. Yavruları ortalama şu anda bildiğim kadarıyla 300'de 500 o civarlarda değil mi? 300-500 lira civarında. Bak şu renk de güzelmiş. Tam böyle bir Fenerbahçeli bir insanın çok seveceği renklerden yani. Bildiğin Fenerli bu. Değil mi? Ben orijinal bir yöreti dedim, ona vermedim abi. Lan var ya. Ama Alpan en iyi yöreti varmış. Ne ya? Vallahi en iyi yöreti varmış. Sırf o yeşili vermenin için mi şartı, biliyor musun? Alpan duy bunları Alpan. Bu arada kameramızda Discovery Channel'ın kanalı şeyi gibi abi ya. Netlemeye bir bak. Evet, bu arada bu tarz işlerle uğraşanlar için falan telefonumuz iPhone 14 Pro. Yani böyle de güzel çekimler yapabiliyorsunuz. Eğer ki, çünkü ben böyle arada eskiden izlerdim. Lan ne bir çekim var acaba bunu falan filan derdim. Hiçbir yerde de bulamazdım. Eğer ki böyle merak olan, işte böyle YouTube kanalı açacak olan, edecek olan arkadaşlar varsa gerçekten böyle iPhone 13 ve üzeri güzel bir telefon var. Gayet güzel. O zaman benim bir iPhone almam lazım herhalde, değil mi? Ya iPhone'un Instagram'da falan işbirliği var biliyorsun. Yüklediğin videonun kalitesini bozmuyor. Yani yoksa evet, o Xiaomi falan filan o telefonlar da gerçekten hani güzel kameralara sahip ama Instagram'a yükledim mi cacık oluyor. Aynen öyle. Sen ne yapıyorsun lan? Pikachu. Evet, bu da bunlar da hatırlıyorsanız bizim oradan yine aynı şekilde gelen papoş. Ne haber lan? Bak şuna bir bak. Lan benim ürettiğim nasıl belli, görüyor musun? Cam gibi lanmış ya. Övmek gibi olmasın bak. Şu cam gibiliğine bak. Papağanımızın cennet papağan olması şaka mı? Şaka mı? Lan ben de her videoda bir şey takıyorum ya. Bir önceki videoda duba yok. Ona yok, buna yok, buna takmıştım. Evet, bunlar da var mı yavru yumurta? Şöyle anlat, hem de kümesi anlatmış olalım. Onlarda yavru yumurta yok. Şeyden sonra kızıştırıcıktan sonra yuva hazırlığında var şu anda. Ya. Evet. İşte hatta arkadaşlar dışkı, bakın. Dışkıdan falan şey var yani, yumurta olduğu belli yani. Nereden aldın kardeşim kızıştırıcı seti? Hemen tabii reklama, ki, araya reklam tabii girelim. Tabii ki Karadeniz Fest. Ah canım iyiyim lan. Zaten arkadaşlar kızıştırıcı setin, bu arada o tarz böyle güzel bir setin de mimarlarından birisi benim. Bu set ürünleri gerçekten bu Türkiye'de, Türkiye'ye alıştıran, yapan insan benim. Benden sonra çalmaya başladılar. Bizim mesela çoğu sete Trendyol'dan falan girmeye çalışıyorlar, giriyorlar ediyorlar. Ama ellerinde program yok, patlıyorlar. Olan da benden çalmış oluyor zaten. Burada neyimiz var Okan? Abi burada da böyle güzel bir renk. Evet, burada gerçekten ama bunlar bizden gelenler. Evet, Hasan Hoca'da hepsi evet. Zaten buranın hepsi. Evet. Sadece Rainbow'lar hariç, bir de birkaç tane belli hariç. Ben yerdeden başladım. Bak sen çok şanslısın başlama açısından. Evet. Gerçekten bu. Daha hızlı bir yerlere ben gelebilirsin. Şöyle başladım. Burada yeme düşecek yavrularımız var. Burada da yerlerimiz var. Aç bakayım malı aç. Aç malı ama. Ama renklere bak renklere. Ya şov sanırım abi şov. Yani işte üstasın şovcum bulmuş. Arkasındaki eşi. Ama kuş bu ya. Baksana şuna. Ya. Kalem gibi duruyor ya. Kalem gibi maşallah. En son satacağım kuşlardan birisi abi o satma bir şey. Yavru yumurta veren kuşlarını satma. Bak her zaman
onlara karşı bir şey, minnet duygusu içinde olmalısın. Bak bunu gerçekten yok, ciddi söylüyorum. Öyleyim zaten, bir de anladın mı? Aslında üretimhaneni kuran, üretimhaneni yayan, üretimhanene yavrularını besleyen, böyle hani başka bir şov olur, onun yavrularını besleyen, kesinlikle o kuşları satmamalısın. Anladın mı? Bunlarda da yumurta hazırlığı var. Güzel. Bunların hepsine sen girdin mi uluslararası setlerine? He, girdim. İyi, güzel. Bu arada bitti abi. Neyi bitti? Set bitti. Ya ben karadenizpet.com'a girip alabilirsin. Çok reklam yaptık. Benim izlediğim bu kadar reklam almış şey. Şivan bana sövüyorlar. Ya ben biraz ama yabancıyım ya abi. He, ondan olabilir. Evet, öyle olabilir. Ondan olabilir. İyi, güzel. Yani ilk eşlemelere göre falan. Bunlar nedir? Onlar ortaya karışık. He, bunlar niye burada bekliyorlar? Onlar şey ya, salma olmadığı için. Salma yapıyorum ya o yüzden. Daha salması yapılmadı yani o kadar. Onlar zaten çeklemeler olduğu için. Eş, hiçbiri eş değil onlar. Bana haşlanmış. Zaten şunlar biraz kilolu onlar. Haşlanmış mısır mı verdin? Aynen. Evet. Bakın arkadaşlar, haşlanmış mısır ve ben muz tarzı şeyler verdiğinizde bu tarz dışkılar bozulabilir. Böyle hani hani hafif bir sararma görüyorsanız yani onu esas almazsınız. Okan bunlar çift olmuş. Bunlar çift pişecek ya. Onları atacağım. Beyazlar da değil. Şunları alıyorum abi zaten. Yakında bunların ikisini parçalarlar. Adem olsun. Kellesi koltuk bir şekilde görürüz. Bir şey olmaz. Evet, burada da bizim bir türlü eşe atamadığımız Texas dişimiz var. Yani burada yani bu kuşu biz hani bir şey olsun. Bir Texas dişi de Japonesi üretmiş olalım diye alıp ama hiçbir zaman yer bulamadığımız bir dişi. Bu daha 0 kilometre. Bilgin olsun. Bu dişi mi? Tabii. 0 kilometre. Hasan Hoca'nın hangisi? Deli gibi yumurtluyor. Yukarıdaki diş. Yukarıdaki diş. Texas'ı çünkü biz atamadık eşe. Yerimiz yoldanımız yoktu. Buradaki Lysvink Japon eşlerde bunlar evet. Bunlar yumurtlayanlar. Bu çünkü siyah gibi bunun ceresi. Oradan hatırlıyoruz. Değil mi? Evet. 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 Ama bak bunları görüyorsun değil mi? Burada Lightning Japonesi önemli olan şey bu kanatlarındaki o pulların belirginliği. Anladın mı? Yani bir sarı olmaması lazım. Ya mesela hafif belirgin de olabilir. Anladın mı? Ama tam böyle net belirginse bak burada bundan ve de tepe. Tepesi ve şey. Bunlar o zaman hala üretiyor mu bilmiyorum. Adem Pekşan diye bir insan vardı. Abimiz vardı. İnsan mı anasını satayım. Ondan almıştık biz. Ve de o da Lysvink Japonesi gerçekten iyi üreticilerindendi. Belki de hala üretim yapıyorduk. Şimdi Lysvink Japonesi biz artık üretmediğimiz için hani bıraktık, komple bıraktık. Çünkü yer yok. O yüzden şey yaptık yani. O yüzden bilmiyorum devam edip etmemeli. Evet Okan'cığım, kuşların hayırlı uğurlu olsun. Altan'ın da üretimhanesine bir gün çekeriz, gideriz beraber. Güzel bir şeyler yine videolar çıkartırız. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanatlı hayvanlarınızın tüm alışverişi için, Okan kardeşimin kızıştırıcı set kullanıp kuşlarının yuvaya girmesi için, sizlere de ya böyle olması için hepinizi karadenizpet.com'a bekliyoruz. Şu kuşlar bir türlü eş tutmamıştır. Hatta eş tutmadılar diye onu yaptılar onları. E vitamini ve şimdi şakayı bırakalım. E vitamini ve selenyum gerçekten bu işte çok etkili. Bir kere verdim ama onları. Evet. Yani şey yapıyorlar diye. Biz zaten üretici özel set. Bak en çok satılan setimiz üretici özel set. Sonra kızıştırıcı set. Sonra sezon başlangıcı ve kurt seti. Yani sezon başlangıcı setini kullanmıyorlar. Çok fazla çünkü zaten ellerinde o ürünler olduğu için sürekli vermiş oluyorlar. Yani biz kullanıyoruz ama kullanan da var tabii ki. Yani herkes de kullanmıyor değil. Ama bir üretici özel set, iki kızıştırıcı set deli gibi gidiyor. Evet, kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tekrar istiyorsanız aşağıya yorum yazmanız yeterli. Allah'a emanet olun. Bay bay.